Hızlı ve meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte Süper Spor başlıyor. İtalya'da Kenan Sofoğlu kazandı. Robert Kubica hız festivalinde piste çıkıyor. Sıra dışı motosikletçiler Romanya'da. Ayton Senna'nın yaşam öyküsü. Tamam Süper Spor'da. Süper Spor başlıyor. Dünya Süper Spor Şampiyonası'na mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofoğlu, İtalya'da Misano pistindeki 7. yarışta 1. sırada damalı bayrağı gördü. İtalya'nın Rimini kentindeki 4226 metrelik Misano pistinde koşulan sezonun 7. yarışı 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofoğlu startta yerini korudu. İlk sıra için Kenan Sofoğlu ile mücadele eden Yamaha'nın şampiyonlar lideri pilotu Luca Meyes 3. turda yaptığı kaza sonrası yarışa veda etti. Dokuz tur kala Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği 3 tur sonra geri alan Sofoğlu ardı arda 4. kariyerinin 42. birinciliğine ulaştı. Sonuçta puanını 100'e çıkaran Kenan Sofoğlu, sürücüler klasmanı lideri Meyes ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Sebastian Ogier İtalya rallisinden aldığı puanlardan mutlu. Robert Kubica Hız Festivali'nde piste çıkacak. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sebastian Ogier galibiyet mücadelesinden uzak kaldığı İtalya rallisinin ardından aldığı puanlardan mutlu olduğunu söyledi. Sebastian Ogier şampiyonu lideri olarak geldiği Sardunya'da istediği performansı göstermekte zorlanmış ve cumartesi günü patlattığı lastiğin ardından mücadeleden iyice kopmuştu. Rally 5. güç etabını ise 3. sırada tamamlayan Ogier, hafta sonundan 13 puanla ayrıldı ve bu yılki en düşük puanlarını aldı. Neuville arasındaki puan farkının kapanmasına engel olamayan Fransız şampiyon, şampiyonadaki konumumuzu düşünürsek, Sardunya'nın bizim için zorlu bir rally olmasını bekliyorduk ve öyle de oldu. Arazi koşullarını ve hafta sonunun genel ilerlemesine baktığımızda, bence kazandığımız puanlardan mutlu olabiliriz. İlk 4 arasındaki puan farkı biraz daha kapandı ve şampiyonluk yarışı 4'ümüz arasında geçecek. Böyle küçük farklar olduğunda her puanın önemi artacak. Bu hafta sonu Torinoville sadece 4 puan kaptırdık ve bence bu kötü değil dedi. Son 3 ralliye bakarsak performansımız hem düştü hem de arttı. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Buna rağmen ilk yarıyı lider götürdüm ve 18 puan farkla liderim. Bu çok olumlu. Bu pozisyonu savunmaya devam edeceğiz dedi.
Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, geleneksel Goodwood Hız Festivali kapsamında piste çıkan isimlerden biri olacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Goodwood Festivali, bu yıl yine önemli isimlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizatörler daha önce yaptıkları açıklamalarda Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Julian Palmer'ın bu etkinliğe katılacağını doğrulamışlardı. Son yapılan açıklamaya göre eski Formula 1 pilotunun ve yarış galibi Robert Kubica bu festivale katılan isimlerden birisi olacak. ...2011 yılında geçirdiği kazanın ardından Formula 1'e veda eden Kubica, geçtiğimiz hafta 6 yıl aradan sonra ilk kez piste çıkmıştı. Formula 1'in yıldız pilotu Fernando Alonso, 2005-2006 yıllarında Michael Schumacher'e karşı yarışıp kazandığı şampiyonlukların daha değerli olduğunu savunuyor. Fernando Alonso 2005 ve 2006 yıllarında Schumacher'e karşı yarışıp şampiyon olmasının kendisi için daha değerli olduğunu düşünüyor. İspanyol pilot 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile dünya şampiyonluğuna ulaşırken o dönem Michael Schumacher ve Kimi Räikkönen ile şampiyonluk mücadelesine girmişti. Alman pilot 2006 yılında kaybettiği şampiyonluğun ardından emekli olurken Alonso genç yaşta kazandığı iki şampiyonluktan sonra McLaren'a geçti. O günden sonra 2007, 2010 ve 2012 yıllarında şampiyonluk savaşını son yarışa kadar taşıyan İspanyol pilot çok istediği şampiyonlukları bir türlü yaşayamadı ve 2017 sonunda emekli olması gündemde. Schumacher'e karşı yarışmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Alonso, galibiyet ve şampiyonluk savaşının değeri Michael'le yarıştığım zamanlarda çok daha yüksekti. Başarı çıtası çok yüksekti. Büyük bir şampiyon ve efsane vardı dedi. 2003 ve 2006 arası dönemin kendisindeki yerinin ayrı olduğunu dile getiren İspanyol pilot, Jarno Trulli, Pat Symonds, Bob Bell gibi isimlerden oluşan kadroyla çalışmanın ayrı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Henüz 22 yaşında olmama rağmen inanılmaz zamanlar geçirdim. Çılgın zamanlardı. Bazı şeylere veda etmek zorunda kaldım. Normal bir hayatım olmamaya başladı. Mesela bir markete giremiyordum. Sokakta yürüyemiyordum. Her gün televizyondaydım. 23 veya 24 yaşındaydım ve benim için her şey değişmişti. Bu benim için unutulmaz ve harika bir gösteriydi, dedi. İki teker dünyasına dönüyoruz. Sıra dışı motosikletçiler Romanya'nın yaban topraklarında bir araya geldi. Podyum savaşı nefesleri kesti. Beş günlük Red Bull Romanyaks'ın üçüncü gününde yarışçılar yaban topraklarda iyice içlere giriyorlar ve birer birer elenmeye başlıyorlar. Kim başarabilecek? Hard Enduro takviminde Romanyaks eşsiz bir etkinlik. Diğer yarışlarda olay diğer sürücülerle yarışmak. Ama Romanyaks izolasyonla ilgili. Düşünceleriniz ve motorunuzdan başka yoldaşınız yok. Romanyaks'ta uzun bir süre kendinizle baş başa kalırsınız. Sürerken başınıza birçok şey gelebilir.
Elleriniz ağrıyor, omuzlarınız ağrıyor. Her kasınızda bunu hissedersiniz. Tüm gözler Johnny Walker ve Graham Jarvis arasında başlayacak olan çekişmeye dönüyor. Walker 3. güne 6 dakika önde giriyor. Belki de şimdiye kadarki birbirine en yakın Romain Yaks bu olacak. Bugün 18 yaşındaki Güney Afrikalı sürücünün günü de olabilir. Walker eğer liderliğini korumak istiyorsa kimsenin onu geçmemesini sağlamak zorunda ve bunun bilincinde. Ama yarışma boyunca yaşadığı ilk büyük çarpık problemle karşı karşıya kalıyor. Nehri geçerken aracı suya batıyor. Durup ortaya çıkan mekanik problemlerle baş etmek zorunda kalıyor ve ardından tekrar yola koyuluyor. Ama sürdürdüğü liderlik de kesintiye uğruyor. Jarvis fırsattan istifade ederek arayı kapatıyor. Ona Wade Young da katılıyor. Güney Afrikalı genç sürücü Graham Jarvis'le beraber yola devam ederken birçok diğer sürücü ise günü hala motorlarının üzerindeyken bitirebilme çabasında. Jarvis arayı açmış durumda ve hala saldırıyor. Jarvis'in peşine düşmüş olan Walker ise zararını en aza indirmeye çalışıyor. Ve günün son birkaç kilometresine girildiğinde Walker Jarvis'e yetişerek onu geçmeyi başarıyor. Yarışı onun sadece 40 saniye önünde kapatıyor ve toplamda aradaki fark 1 dakika ve 44 saniye oluyor. Harikaydı. Graham da harikaydı tabii. Zaman önemli olduğu için sonlara doğru çok çekiştik. Onun hızına erişemeyeceğimi biliyordum. Aradaki fark korumaya çalıştım. Onun hızına erişemeyeceğimi biliyordum. Aradaki farkı korumaya çalıştım. Giderken hep arkama bakıyordum. Johnny oradaydı. Ama devamını getiremedim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu Wade Young için de müthiş bir gündü. Liderlerden yarım saat kadar sonra bitirerek 3. sırada yerini aldı. Ama yarış daha çok Jarvis ve Walker arasındaki birebir bir mücadele gibi geçti. Romain Yaks'ın son 2 gününe girerken durum çok heyecan verici görünüyor. Bu sürücülerin yakınlığı açısından gelmiş geçmiş en yakın Romain Yaks finali olabilir. 4. günde de bize katılın. Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecan dolu dakikalar izlese de bazen pilotlara ve izleyicilere korku dolu anlar yaşatıyor. Dünyanın en prestijli motor sporlarından olan Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecanlı dakikalar izlese de bazen pilotlara ve seyircilere korku dolu anlar yaşatıyor. Süratin ve agresifliğin zirveye çıktığı yarışlara olumsuz hava koşulları ve tehlikeli parkurlarda eklenince kazalar bazen kaçınılmaz oluyor. C'était quoi?
kar ve buzla kaplı kaygan etaplar, çamur ve toprak parkurlar, sürücülerin görüş mesafesini düşüren tozlu yollar, keskin virajlar ve bazen de asfalt zeminler usta pilotlara zor anlar yaşatıyor. Birçok kazanın meydana geldiği yarışlarda otomobiller bazen ufak hasarlar alıp yarışa devam ederken bazen de ciddi problemlerden dolayı yarışa devam edemiyor. Yoldan çıkan, çamura saplanan, ağaca ve kayalara çarpan ve bazen de çarpmanın etkisiyle takla atan otomobiller yarışa devam edebilse de ciddi derecede zaman kaybı yaşıyor ve yarış içinde gerilere düşüyor. Yarışı izlemeye gelen seyirciler de zaman zaman kazalardan dolayı yaralanma riski yaşayabiliyor. ...2015 Dünya Rally Şampiyonası'nda da birçok kez kaza yaşandı. Sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo'da önceki yıllarda ağır kazalar geçiren Polonyalı pilot Robert Kubica iki farklı etapta üç kez kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Yarışın son günü ise kaza yapan isim uzun bir aradan sonra parkurlara dönen Sebastian Loeb oldu. Takvimin en çok kaza yaşanan yarışı Meksika'da birçok pilot hayal kırıklığı yaşadı. Yarışın ikinci günü lastiği patlayan ve takla atan aracın pilotu Hyundai'den Törünovic'di. Oha baba. Günün bir diğer şanssız ismi M-Sport pilotu Ottanak aracıyla takla atarak göle uçtu. Rally'nin kaza yapan diğer isimleri bankete düşerek kontrolünü kaybeden Chris Nick, lastik patlatarak ağaca çarpan Robert Kubica ve yol dışına çıkarak yarış dışı kalan Lorenzo Bertelli oldu. Yarışın üçüncü gününde ise usta pilot Yarimati Latvala bankete çarptı ve aracının lastiği koptu. Kazaların damga vurduğu bir diğer yarış ise İtalya'da gerçekleşti. Volkswagen takımının ikinci pilotu Andreas Mikkelsen kaza yapıp yarış dışı kalırken Chris Mick ise Citroen DS3 ile takla atarak yarıştan koptu. Polonya'daki yarışın deneme etabında aracıyla şanssızlık yaşayan isim yine Chris Mick olurken yarışın son gününde Tanak'ı geçmek için zorlayan Latvala ağaçlara çarptı. Törünevil Finlandiya'da deneme etabında çok ağır kaza yaptı ve aracı kullanılmaz hale geldi. Fransa'daki yarışın şanssız isimlerinden Dani Sordo kayaya çarparak 2 dakika zaman kaybederken Törünevil ise köprüye çarparak finiş göremedi. İspanya'da final etabında lider götürdüğü yarışı kaza yaparak kaybeden 2015 sezonunun şampiyonu Sebastian Ogier oldu.
Sezonun son yarışı Britanya'dan şanssız isim Curry Neville'di. Yarışın ilk günü ağaca çarptı ve lastiği koptu. İkinci günde ise aracıyla takla attı, yarışa veda etti. Motorsporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Ayrton Senna'nın yaşam öyküsünü şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ayrton Senna 21 Mart 1960'da Brezilya'da dünyaya geldi. Babasının desteğiyle 4 yaşında go-kart aracı sürmeye başlayan Senna ilk yarışına 13 yaşında çıktı. ...1980 yılında eğitimini yarıda bırakan Senna, yarış pilotu olmaya karar verdi ve İngiltere'ye gitti. Formula 1 öncesi son durak olan Formula 3000'deki başarıları sayesinde Williams takımının test sürüşlerine katıldı. ...1984 dönemi içinde efsaneye giden ilk yola giren Senna, Toleman takımıyla Formula 1'e ilk adımını attı ve ikinci yarışında ilk puanını aldı. Kariyerinin 6. yarışı olan Monaco Grand Prix'de efsane pilot Alain Prost'u geçip liderliğe yükselse de hakemler yağmur nedeniyle yarışı durdurdu ve yarışı bir önceki turun lideri Prost kazandı. ...1985 yılında Lotus takımıyla sözleşme imzalayan Senna, Portekiz GP'de ilk yarışını kazandı. Sezonu 4. sırada bitirdi. ...1988 yılında Alain Prost'un takımı olan McLaren takımına katıldı ve Formula 1 tarihine damgasını vuran Prost-Senna çekişmesi başlamış oldu. Senna ve Prost ikilisi 1988 yılında McLaren Honda aracıyla 16 yarışta 15 pol, 15 zafer, 10 double ve toplamda 199 puanla tamamlayarak Formula 1 tarihinin en ulaşılmaz rekorlarına imza attı. ...65 Formula 1 yarışına pole pozisyonunda başlayarak büyük bir başarıya da imza atan Senna, yağmurlu havalardaki performansı nedeniyle Yağmur Adam lakabını aldı. Ayrton Senna 1988, 1990 ve 1991 yıllarında 4 yılda 3 şampiyonluk kazanarak o tarihe kadar bunu başaran en genç pilot unvanını kazandı. Sürekli aynı hızı koruduğu için Senna'ya sihirbaz lakabı takıldı. McLaren'da yarıştığı 6 yılda 3 dünya şampiyonluğu, sayısız rekor ve unutulmaz başarıları imza atan Senna, 1994 yılında Williams Renault takımına geçti. Sezonun ilk 3 yarışında da pole pozisyonu alarak San Marino Imola GP'sine çıktı. Fakat ne yazık ki tek turda hızlı olan aracı hızlı olduğu kadar dayanıklı değildi. Senna pole kazandığı 3 yarışı da
tamamlayamadı. Mayıs 1994 günü Ayrton Senna lider başladığı ve lider götürdüğü San Marino Imola GP'de Tamburello virajında aracının direksiyonunda kaynak yapılan bir parçanın kopması nedeniyle virajı alamayarak saatte 210 km hızla duvara çarptı ve efsane pilot hayatını kaybetti. Dünyayı gözyaşlarına boğan efsane pilot Senna için 5 Mayıs 1994'te Brezilya'nın São Paulo kentinde devlet töreni düzenlendi. Formula 1 dünyasından birçok kişi törene katılırken yaklaşık 500 bin kişi caddelerde Senna'yı saygıyla uğurladı. Motorsporları ve otomobil dünyasını anlatan Süper Spor'da zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.